galibiyeti bir sonraki sefer tapacaklar inşallah. Ama 3 büyük şehrimizde Tekirdağ ve Eskişehir ve Aydın'da kadın belediye başkan adaylarımız var. Büyükşehir kadın belediye başkan adaylarımız. Geçmiş dönemin 3 katı kadın belediye başkanımızla çok önemli işleri yapacağız. Ben çok başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Burada biraz önce basına kapalı kısımda arkadaşlarla konuştuk. Önümüzdeki dönem Türkiye Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin mor bayrak uygulamasını konuşacak. Önce belediyelerimizden yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, önüne koyulan hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için bütün tedbirleri alan, 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ulaşımını, çocuklarının sütünü sağlayan belediyelerde, belli kriterleri ilan ettiğimiz belediyelerde o belediyelerimize kadınların mücadelesine destek verdikleri için mor bayrak vereceğiz o belediyelere. Sonra da o belediyeler yukarıdan aşağıya doğru kendi görev yaptıkları yerde kendi denetimine tabi olan müesseselerde, esnaflarda, lokantalarda, iş yerlerinde belli ilk önce kolay uyulabilir kriterler koyup dönem içinde onları arttırarak kadın emeğini değerlendiren, kadın istihdamını arttıran, kadının hayatını kolaylaştıran, standartları sağlayan iş yerlerine mor bayrak verecekler. Biz de diyeceğiz ki mor bayrağı görüyorsanız burada kadına, kadın emeğine saygı vardır. Kadın istihdamı vardır. Buradan alışveriş yaparsanız kadınları desteklemiş olursunuz diyeceğiz. Bu Türkiye'nin belli standartları sağlaması için de yerel yönetimlerden çok önemli bir hamle olacak. Ben bu anlamda sabahleyin Çorlu Belediye Başkanımız bu konuda oldukça iddialı olduklarını söylemişti. Zaten Candan Yücel'in meclis mücadelesi kadın hakları mücadelesiyle geçmiştir. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Sayın Genel Başkanımız üzerinde taşıdığı bugün ceketi tesadüfen giymiş değildir. Bunun yanında Kadın Kolları Genel Başkanımız bu konularda hem kadına karşı şiddet noktasında sadece farkındalık yaratmak için değil, diğer taraftan kurmuş oldukları çağrı merkeziyle ve Yaşamak projesiyle çok önemli işler yapıyorlar. Tekirdağ Kadın Kolları Başkanımız, Çorlu'da bugün Süleymanpaşa'da Kadın Kolları Başkanlarımızın emeklerini bir kez daha emeklerine teşekkür etmek isterim. Yine Nurten Yontar gibi bir kadın milletvekiline Candan Yücel bayrağı teslim etti. Yani çok uzun yıllardır alışılageldiği gibi Tekirdağ'ımızda yine kadının temsili söz konusu. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla kadın belediye başkanımızın olmasını ümit ediyoruz. Bugün çok sayıda belediye meclis üyemizle, kent konseyi başkanımızla, sayıları duyduğum kadarıyla 3'e katlanan kadın muhtarlarımızla Tekirdağ bir cumhuriyet kenti olduğunu bir kez daha ispatlamış durumda. Ben il başkanımızla birlikte ilde de ifade ettim. Gençlere önem vermeye, kadınlara önem vermeye ve sosyal politikalara önem vermeye devam edeceğiz. Bugün kapının girişinde sabahleyin Çorlu Belediyesi'nde belediye başkanımızın mal bildirimini gördüm. Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza şimdi uçağa gidip Denizli'ye geçeceğim için gidemedik, ilçeyi ziyaret ettik ama o da fotoğrafını gösterdi. Candan Yücel kapının girişine, binaya mal bildirimini astı. Biz kampanya boyunca bunu söylemiştik. Bazı belediye başkanlarımız, Mansur Başkan gibi seçimi çoktan kazanmış başkanlar önceden astılar. Burada tabii Candan Başkan ilk kez adaydı. Bugün kapıda mal bildirimini gördük. Bu özgüveni yüksek, temiz belediyeciliğin, temiz yerel yönetimlerin taahhüdüdür. Bunlar çok kıymetlidir. Ve bundan sonra bu belediyeleri Türkiye'deki nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine, toplanan vergilerin %86'sına hizmet ediyoruz.
ve yereldeki başarımız geneldeki iktidarımızın önünü açacak. Atatürk'ün belediye başkanları, Atatürk'ün partisinin belediye başkanları, Atatürk'ün partisinin 2. yüzyılın ilk genel seçiminde iktidar olmasının yolunu açacak. İyi kamu görevi, şeffaf yönetim, adil yönetim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının yolunu açacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde kazanmış olduğu başarı sadece kendisine ait bir başarı değildir. Çağrımız Tekirdağ'da Tekirdağ ittifakınaydı. Türkiye'de Türkiye ittifakınaydı. Tekirdağ'ın aslan sosyal demokratları partimizdedir, bizimledir ve Tekirdağ ittifakındadır. Ama sadece onlardan oy almadık. Tekirdağ'da neredeyse her iki oyun bir tanesini alırken aldığımız oyda milliyetçi demokratların payı vardır. Geçmişte başka partilerde olsa da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunu vermiş milliyetçi demokratların oyunun kıymetini bileceğiz. Onları pişman etmeyeceğiz. Bu belediye onların da belediyesidir. Yalandan ve haramdan bıkmış muhafazakar demokratlar bu seçimde dürüst, iyi yönetim için Türkiye İttifakı'na gelirken Tekirdağ'da da Tekirdağ İttifakı'nda bize oy verdiler. Onları pişman etmeyeceğiz. Tekirdağ'da yerlilik çok önemli olduğu kadar dışarıdan göç alan bir yerdir. Çok sayıda Kürt kardeşime oy verdiği için pişman etmeyeceğiz. Yine İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş, Tekirdağ'da yerleşmiş vatandaşlarımızın hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Ve onlarla birlikte Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacağız. Türkiye İttifakı iktidar olduğunda artık sadece yandaşların değil bütün vatandaşların yüzü gülecek. Türkiye İttifakı iktidar olduğunda sadece bir partiye mensup olanlar değil, tüm siyasi görüşten olan tüm yoksullar, tüm emekliler, tüm memurlar, tüm emekçiler yüzü gülecek. Tüm emekçilerin yüzü gülecek. Yine Türkiye İttifakı'nda gençlerin yüzü gülecek. Biz bugün 20 gün gençlerin yüzünü güldürdük, memnun oldular. Ama gençler okulda barınma sorunlarıyla, emekliler 10 bin lirayı kiraya verirlerse aç karınlarıyla, yemeğe verirlerse sokakta kalışlarıyla ağır bir ekonomik krizde karşı karşıyalar. Kredi kartları birinden çekip öbürüne kapatılırken kar topu gibi büyüyor. Esnafın ve vatandaşın kredi kartı borcu büyüyor. Ayçiçek üreticisinden başlayarak burada buğday üreticisi, hububat, tahıl üreticileri çok zor durumdalar. Bunların hepsinin sesi olmaya çalışacağız. Ama onlara yüzünü güldürmek için hep birlikte iktidar olmak için çalışacağız. Burada yerel yöneticilere, büyük şehirlere, illere, ilçelere ve örgütümüze, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Biz bu dönemi iyi geçirdiğimiz takdirde millet zaten bıçak kemikte, bize mesajı verdi 31 Mart'ta. Böyle siyaset yapın, ben size kredi veriyorum dedi. Türkiye'nin geleceğine sizinle yatırım yapacağım dedi. Size tüketmeniz için tüketici kredisi vermiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak için bir yatırımcı kredisi sağlıyorum dedi. İyi yönetirseniz unutmayın banka müdürleri yatırımcı kredisini verir. Kâr eden şirkete kredinin bitmesine yakın gider. Genel müdürlüğümüzün sizin kredinizi genişletti, daha çok kullanır mısınız der. Ama şirkette işler gidiyorsa dönem sonu gelmeden krediyi kapamaya kalkar. Biz iyi yönetimimizle vatandaşın yatırımcı kredisini günü geldiğinde arttırarak vermesini sağlayıp Türkiye'nin geleceğine yaptığı yatırım ve bize açtığı krediyi en iyi şekilde değerlendirmeye hepimiz mecburuz. Ben bu salondaki Tekirdağ'ın siyasetçilerine ve belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine sonsuz bir güven duyuyorum. Kendilerini tanıyorum, biliyorum, inanıyorum. Bu Cumhuriyet kentinde sağ olsunlar
Atatürk'ün emaneti bayrağımızı yere düşürmediler. Bundan sonra da büyük başarıları, onların başarıları, azimleri, becerileri, dürüstlükleriyle mutlaka hep birlikte sağlayacağız. 31 Mart gecesi onlarla gurur duyduk. Bundan sonra yapacakları faaliyetlerle, yapacakları hizmetlerle onurlanacağız, gururlanacağız. Onlar vatandaşın yüzünü güldürecek, bizim de yüzümüz gülecek. Hepsine başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hepinizi çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun. Evet. Evet, sade kahvemizi içmeye geldik. Evet değerli izleyiciler, Özgür Özel'in Tekirdağ'da yaptığı açıklamaları canlı olarak yayınladık. Biz de Elinç Sakan'la birlikteyiz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Kaldığımız yerden devam edelim aslında. Evet. Bu hafta sonu yapılacak olan etkinlikten söz ederken.